Yönetemiyorduk gerçekten. DİA'dan önce süreçlerimizi olması gereken gibi yönetemiyorduk. Ada Cerrahi Aletleri olarak 2011 yılında firmamızı kurduk. Şu anda medikal firma olarak da devam ediyoruz. Cerrahi el aletleri üretim ve tamir teknik servisi yapıyoruz. Ben Bayram Aslan Türk, Ada Cerrahi Aletleri'nin koordinatör müdürüyüm. Yönetemiyorduk bu süreci. Çark bir şekilde dönüyordu ama bir yerlerde sekteye uğruyordu. Orada da insani bir unsur ortaya çıkıyordu. İşte biz bu insani unsurları ortadan kaldırmak için DİA'yı tercih ettik. Şu anda insani hatalar olabilir. Muhakkak ki yanlışlıkla sıfırı fazla yazabilir, silebilir. Önemli değil. Kayıt tarihçesi ekranından kim hatayı neden yapmış görüp o hatayı tekrar etmemesi için gerekli iş gelişimini yapabiliyorum artık. Ve aynı zamanda firmam ne kadar büyüyor, ne kadar küçülüyor, ne kadar satıyor, ne kadarı satmıyor görebiliyorum. Çalışanlarımın performansını daha rahat ölçüyorum. DİA ile birlikte şirketim gelişirken aynı zamanda değişmeye de başladı. Örnek vermek gerekirse artık kapalı network sistemlere ihtiyaç duymuyoruz. Yönetim kadromundan herhangi bir tanesi tatile gittiğinde notebook yanındaysa onaylarını verebilir. Ya da satın almam o gün gelmek istemiyorsa işe satın alma işlemlerinin süreçlerini olduğu yerden yönetebilir. Bu da bana bir özgürlük kattı. Hızlı aksiyonlarımla daha büyük veriyi okuyarak daha hızlı, daha verimli, daha özgür olabiliyorum. Bunlara örnek vermek gerekirse bu arkamda gördüğünüz büyük depoda yıllardır satılmayan ürünlerin olduğunu ben daha yeni fark ettim. Ya da en çok satılan ürünü emin olun daha yeni yeni fark etmeye başladım. DİA öncesi çok büyük bir rapor veya dizayn veya depo ve muhasebe gibi departmanlar arasında çok net bir şekilde konuşamıyorduk. DİA bize bunları daha fazla ve daha nokta atışlı bir işlem sağladı ve birimler arasında daha çok konuşma yapabildik. Örnek müşterinin isteğine göre fatura dizaynı, teklif dizaynı gibi gibi şeylerde ve depo sayımımızda ve bilgisinde bize daha hızlı sonuçlar verdi. Bizim sektörün mevsimsel anlamda operasyonel değişiklikleri olur. Ve biz bu değişiklikleri sadece insani izlemlerimizle görebiliyorduk. Ama artık en çok satılan ürünü mevsimsel anlamda ön hazırlıklarını yapabiliyoruz. Firma olarak daha çok teklif verme ve daha çok pozisyon yaratma, daha çok ne aletleri sattığımızı görme, daha çok raporlama, daha minimal olarak hedef şaşma gibi işlemler kattı. Bizim çok satan, çok hareket eden, hiç hareket etmeyen malzemelerimizi bize daha çok gösterdi. DİA ile birlikte artık müşteriden gelen talepleri teklife çok daha rahat çeviriyorum. Teklif müşteriye istenilen tasarımda gittikten sonra müşterinin onayı doğrultusunda eğer onayı geldiyse teklifin durumunu hemen hızlıca onaya alıp bu onaydan depomun haberdar olmasını sağlıyorum. Depom kendisine düşen siparişi fiziki olarak hazırlayıp malını sevk et konumuna getirerek muhasebe departmanımın fatura kesmesini sağlıyor. Bu fatura kesimiyle birlikte kendisine görev atanan satış danışmanı fiziki olarak hazırlanan ve faturası e-faturalar kesilmiş ürünü ve faturasını kendine atanan görev doğrultusunda müşteriye ulaştırıyor ve görevini kapatıyor. Ben de DİA Mobil ile bunu yapıyorum ve DİA Mobil sayesinde de o satış danışmanımın günde kaç ziyaret, kaç teslimat yaptığını ölçebiliyorum. Yerli imalat firması olduğum için imalatta bunu kullanmak istiyoruz. Bir ham maddenin girişinden bunun cerrahi alet oluşuna ve çıkışına kadar olan sistemde bize zaman, ham maddenin ne kullanıldığı gibi şeylerde de kullanmak istiyoruz. İmalat modülünde kullanmak istiyoruz. DİA Mobil ile birlikte sahada çalışan çalışma arkadaşlarımın sıcak taleplerini, müşterinin sıcak taleplerini çok daha hızlı cevaplayabiliyorum. DİA Mobil ile birlikte bu arkamda gördüğünüz depodaki binlerce ürün arasından doktorun ya da bir hastane çalışanının istediği ürün elimde var mı sorusuna anlık cevap verebiliyorum şu an olduğu gibi. Çok hızlı filtreleme yöntemiyle bir makas istedi kullanıcım ve o makasın depomda hangi rafta olduğunu, hangi ürün olduğunu rahatlıkla görüp satış fiyatlarını anında söyleyip dilerse bu talebi teklife dönüştürebiliyorum. Bunu sahada satış danışmanım yapıyor. Eğer sahadaki satış danışmanım bu teklifi atarsa burada operasyon yönetici arkadaşım bu teklifi görebiliyor. Eğer teklif onaylandıysa depoya siparişe dönüşebiliyor. Bu siparişle birlikte depo fiziki olarak ürününü hazırlayıp muhasebe departmanına faturası kesilmek üzere teslim ediyor. Ve tamamıyla herkes mutlu oluyor.
Eğer ellerinde büyük bir veri varsa, benim gibi en az 3000 hazır ürün, 30.000 hazır stoğu yönetmek istiyorlarsa ve bu büyük veriyi elemek istiyorlarsa kesinlikle DIA kullanmalarını tavsiye ederim.